Kızılay İstanbul Şubesi 15 Temmuz gecesinde vatan için kan dökülen, şehit verilen 9 önemli noktada Vatan Sana Kanım Feda isimli kanbaşı kampanyası düzenliyor demiştik. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Kampanyanın detaylarını alacağız şimdi. 24 muhabiri Umut Erol 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kızılay İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım'la bizleri bekliyor, detayları aktaracak. Gecesi özellikle belirli kahramanlıkların yaşandığı noktalar vardı. İstanbul'da da şüphesiz Türkiye'nin 81 ilinde yaşanan kahramanlıklar vardı. Ancak İstanbul'da 9 nokta oldukça önemliydi. Onlardan biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İşte bu noktada da darbeci askerlere karşı milletin dik bir duruşu vardı. Bu noktada da işte o hainler vatandaşa, insanlara ateş açtı ve bu bulunduğumuz yerde şehitlerimizi verdik. 15 Temmuz gecesi o anların yaşandığı yerdeyiz ve işte burada da Kızılay haftası sebebiyle oldukça anlamlı bir kampanya yürütülüyor. Kızılay burada bir çadır kurmuş durumda ve işte burada ve İstanbul'un 9 ayrı noktasında kan toplanıyor. Başbakan Binali Yıldırım da az önce buradaydı. O da çadıra girdi ve kan verdi. Ve işte yine aynı zamanda vatandaşların da burada kan verişi devam ediyor. Bizim yanımızda da kampanyayı düzenleyen Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım var. Kendisi ve yine buradaki diğer görevliler canlı yayın konuğumuz. Ben hemen mikrofonu onlara uzatmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizler de alanımıza teşrif ettiniz, hoş geldiniz diyorum. Oldukça anlamlı bir kampanya ama isterseniz 15 Temmuz'la başlayalım. Fikir olarak da çok güzel. Bu Kızılay haftasının da 15 Temmuz'la birlikte böyle anılması ayrı bir anlam taşıyor. Neler söyleyeceksiniz o geceyle ilgili? Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok anlamlı bir gündeyiz şu anda. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş vatan hainleri tarafından kahraman milletimiz bize tekrar demokrasimizi bizlere hediye ettiler. Hep beraber alandaydık ve demokrasimizi tekrar geri kazandık. Gasp etmek istedikleri seçilmiş hükümetimize, cumhurbaşkanımıza ve dediğim gibi demokrasimize kastetmeye çalışanların derslerini çok kısa bir sürede cevabını verdik. İlk günden beri zaten o günlerde Kızılay olarak biz alanlarda ve sahadaydık. Bu kampanyayı düzenlerken nasıl ortaya çıktı diyecekseniz, sizin de az önce söylediğiniz gibi 29 Ekim 4 Kasım Kızılay haftası. Biz Kızılay haftamızı 15 Temmuz'daki kahraman milletimiz olmamış olsaydı bugün maalesef belki de Kızılay haftamızı kutlayamayacaktık. Ve biz böyle bir etkinlik, şube arkadaşlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Ve asil direnişin olduğu yerlerde kan çadırlarımızı kurduk. Bugün hayat kurtarmak için nöbet tutuyoruz dedik. Çünkü darbecilerin kan döktüğü yerlerde, can aldığı yerlerde bizler Türk milleti olarak hayat vermeye, kan vermeye gidiyoruz dedik. Vatan sana kanı feda dedik. Hayat kurtarmak senin kanında var dedik. Ve bütün meydanlarda çalışmalarımız hızıyla devam ediyor. Bunun akabinde yine tüm meydanlarımızda sosyal medya fenomenleri arkadaşlarımız var, ünlülerimiz var, yine siyasilerimiz var, çalışma arkadaşlarımız var. Akın akın hepsi gidiyor ve orada da Sayın Başbakanımızla FaceTime'dan zaten bağlantılar yaptı. Oralarda da kan alışları hızlıca devam ediyor. Türk milleti demokrasisine, ülkesine sahip çıkan, aynı zamanda hayat da kurtaran bir millettir. Bunun bir kez daha örneğini hep beraber şu anda yaşıyoruz ve gösteriyoruz. Efendim, sosyal medyada günler öncesinden de sizin de söylediğiniz gibi kampanya destekler vardı. Hangi meydanlarda peki var şu an kan çadırları? İstanbullular kan vermek istediği zaman nerelere gidecekler? Evet, öncelikle sosyal medyada dediğiniz gibi ciddi bir destek oldu. Özellikle sizin ekranlarınız bize full destek oldu. Bir kere sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu anda Çengelköy Karakolumuzda, Kısıklı Meydan'da, Acıbadem Türk Telekom'da, Atatürk Hava Alanı'nda, Taksim'de, Saraçhane'de, Vatan Caddesi'nde ve Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde noktalarımız var ve burada kan almaya devam ediyoruz. Evet, şu an yanımızda Bölge Kan Müdürümüz de var, Doktor İlhan Birinci. Efendim size hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şu an nedir son durum peki? Vatandaşın ilgisi nasıl? Vatandaşımızın ilgisi gerçekten çok büyük ve bu konuda takdire şayan bir kan bağışı kampanyası yürütüyoruz. Tabii burada amaç bu
önemli günde yapılan bu bağışların devamında bu kan bağışlarının süreklilik kazanması da bizim açımızdan çok önemli. Bugün ben görüyorum kan bağış etkinliğimize katılan bayan sayımız çok fazla. Normalde bağış sayılarımız bayanlarda biraz daha düşük olmasına rağmen bu yoğunluğun, bayan yoğunluğunun ileriki günlerde artarak diğer bağışlarımızda da destek olması için ben özellikle vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Ve bu güzel organizasyonda kan vermeye gelen, bizi bilmedikleri hastalar için can olmaya çalışan bütün bağışçılarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi iletiyorum. Bugün bir rekor kıracak mı Kızılay İstanbul Şubesi? İstanbul Şubesi olarak bize başvuran herkesin kanını almayı amaçlıyoruz. Onun için akşam, gece ne zamana kadar bu kan bağış isteği biterse o zamana kadar da biz de Türk Kızılay'ı olarak buna cevap vermeye çalışacağız. Ve bu bağışçılarımızın verdiği kanları almaya çalışacağız. Bu konudaki duyarlılık da gerçekten bizi çok duygulandırıyor ve görevimizi çok daha iyi yapmaya, çok daha iyi şekilde ifa etmeye çalıştırıyor. O zaman bir daha ekranları başında bizleri izleyenleri de davet edelim isterseniz bu noktalara. Evet, Anadolu yakasında biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi 4 noktada, Avrupa yakasında 5 noktada, özellikle 15 Temmuz gecesi kan dökülen noktalarda kan vermek için "Vatan sana kanım feda" sloganımızla bütün vatandaşlarımızı Türk Kızılay'ının bağışçısı olmaya ve kan bağışı yapmaya davet ediyorum ben de. Evet, buraya aynı zamanda şehir dışından gelenler de var. Sadece İstanbul'daki kan bağışçıları değil. Hemen yanımda İzmir'den gelen bir hanımefendi var. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İzmir'den geldiniz kan vermek için. İzmir'den geldik. İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bu anlamlı organizasyona katılmak için İzmir'den katılım gösterdik. İzmir'de çok şükür şehitlerimiz olmadı ama 15 Temmuz şehitlerimizi ne yapsak az diyorum. Vatanımız hem canımız hem kanımız feda. O yüzden Kızılay'ın bu organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani onlar canlarını verdi. Biz kan versek ne ki diyorsunuz değil mi? Az bile. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok. Evet, dediğimiz gibi şu anda bize 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başındayız. Aslında çok zor bir şey değil. Araçlarıyla buradan geçen sürücüler hemen şurada 2 dakika durup burada kan verebilirler. Yine İstanbul'da da ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün haricinde 8 ayrı noktada o hain gecede şehitlerimizin can verdiği, şehitlerimizin şehadete erdiği o noktalarda Kızılay çadırları var. İşte bu noktalara giderek İstanbullular, kan vermek isteyenler Kızılay çadırlarında kan verebilirler. O gece o şehitler, gaziler korkmadan, gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler vatan için. İşte biz de bugün onlar madem canlarını verdiler, gazi oldular, bize korkmadan, çekinmeden en azından bu çadırlara giderek kan verebiliriz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Peki Umut, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için.